geldiniz, hoş geldiniz Facecam, gel buraya. Hey, ha. Bugün sizlerle birlikte Bamnici oynuyoruz dostlar, sakızlı. Ve önceki video için sizlerden çok özür diliyorum çünkü oyunda kayıtta bir problem olmuş ve oyun kasıyor gibi görünmüş. Bu çok hoşuma gitmedi. Bu yüzden bunu telafi etmek adına böyle bir videoyu tekrardan hızlıca çekiyorum. Dostlar, bugün ne yapacağız? Arabaları birbirine vuracağız. Yani bir arabaya yandan 100 ile vurursak ne olur? 200 ile vurursak ne olur? 300 ile vurursak ne olur? Bunları deneyeceğiz. Ve yeni bir beğenmeyici videosu için sizlerden bu videoya 1000 beğeni bekliyorum. Fazla değil. Bir anda gelirse beni çok mutlu eder. Böyle her gören hızlı beğeni tuşuna bassın. Neyse, bıdı bıdıyı kesiyorum. Şimdi. Evet, sese gel. Bıdı bıdı. İleriye doğru gidelim. Şimdi. Böyle bir yol seçtim. Yani daha mantıklı, daha güzel. Şimdi bu arabayı denek olarak buraya koyuyorum, tamam mı? Şu şekil. Çok güzel. Ondan sonra buradan bu arabayı klonluyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra parkur kısmına, yani en başına gideceğiz. Bu arada oyunun değişik optimizasyon sıkıntılar var. Sürekli video çöp oluyor. O yüzden yani çekmesi birazcık daha zorlaştı bu oyunu. Ondan sonra yallah ya bismillah diyoruz. Bu arada buradan zamanı durdurabiliyoruz. Bir şekilde buradan da devam ettirebiliyoruz. Haydi gidelim. Öncelikle kaçla vuracağız? Yaklaşık bir şöyle denk geldi değil mi? Hop. Eyvah. Şu ağına bakar mısınız? Şu ağına bakar mısınız? Ortadan kırılışı. Çıldırıyorum. O kadar, bu kadar olamaz abi. Ondan sonra ve sürüklüyoruz. Gördüğünüz gibi arabanın dörtleri yandı. İncelemek gerekirse böyle bir görüntüsü var. Ve bence çok korkunç. Rabbim hepimizi kazalardan korusun. Araç kazaları çok berbat oluyor bakın. Yani şoför mahallinde pek bir şey yok ama bu şiddetle muhtemelen cama kafa atardı adam. Veya emniyet kemeri kaburgalarını kırabilirdi. Hadi bakalım. Ondan sonra bu araçların hepsini silelim. Ondan sonra yeni bir araç indirelim. Bu sefer aklımda şu var. Şu tarz bir, yani dolmuş mu denir? Muhtemelen minibüs denir. Panel van denir artık. Hani transporter'ın şeyinde bir araç. Sınıfında bir araç. Yani bu tarz bir araca yandan örneğin 300 km hızla temas ettiğimizde ne gibi şeyler başımıza gelir? Bunu da çok merak ediyorum. Burada 300'ü güzel yapacak arabalardan biri tabii ki de Tesla. Porsche Taycan, pardon. Düşünüyorum. O yüzden bunu aldım. Şimdi basalım. Şöyle. Bu kadar uzaklaşmamıza gerek yok zaten bu araba. Hızlıca limitini yapabiliyor. Hey hey, dur dur. Durmuyor araba. Şöyle dönelim. Bastır. Hadi bakalım. Yani o tarz bir arabaya 300'le vurursak veyahut 200'le neler olur göreceğiz. Tam orta kısım denk getirdik. İnanamıyorum abi. İnanamıyorum. Oha. Aslında çok fazla zarar vermedi. Bunun nedeni ise arabanın vurduktan sonra birazcık daha altına girmiş olması diğer arabanın. Yine şoför mahalli. Darma duman. Tavan çökmüş vaziyette. Diğer arabada zaten gördüğünüz gibi hiç kolay şeyler yaşamamış. Berbat. Şimdi bu iki arabayı da siliyoruz. Evet, sileceğime klonladım. Remove. Yani burada gördüğümüz şey hızın ne kadar mucizevi zararlar verdiği.
Şimdi bir merak ettiğim şey daha var dostlar. Bu tarz ne kadar zarar görür? Yandan vurduğumuz takdirde. Yani otobüsü ikiye mi böleriz çok hızlı vursak? Yoksa sadece çok az bir şey yamulur mu veya hiçbir şey olmaz mı? Şu an onun araştırmasını yapacağız. Ondan sonra klon diyelim. Basit bir şekilde. Bu sefer şu arabayı alalım. Hey 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 yavrum yav. Kendine gel. Şimdi basalım bakalım. Gayet güzel gidiyor. Çok iyi gidiyor. Tamam, fazla hızlanmayalım. Durmuyor zaten araba. Bastır. Çok iyi. Bundan sonra bir tane de pick-up deneyelim. Pick-up'la vurmayı. 260 lan vurdu. Bakın bu vurduğumuz ilk salise. Bu ikinci salise. Abi. İnanamıyorum. Yani bu eğer ki Allah korusun bir gerçek bir otobüs olsaydı. Tam bu ortada yaşayan yolcuların ciddi manada zarar göreceğini düşünüyorum. Bakar mısınız? Şöyle otobüse bakalım. İçeriden bakalım. Cam kırıkları. Buradan şoföre bir şey olur muydu? Çok bir bilgim yok. Lakin yani kritik yapmak gerekirse şu orta kısımdaki yolcular ciddi manada zarar görebilirdi. Şöyle bakalım. Ya zaten diğer şu taksi yani pert durumda, bakın cam ezilmiş. Yolcular yani şoför mahallinin üstüne. Ki bu araba normal gördüğümüz arabalara göre çok daha dayanıklı bir araba. Çünkü roll cage'ler var içinde. Arabanın şasesine tıpkı bir kafes gibi kaza anında koruyan. Devamında da zaten kaza böyle. Araba yanmaya başlıyor. Böyle. Allah korusun. Böyle arabayı kaza yaptırıp kritik yapmam hoşunuza gidiyor mu, yoksa ya vur geç bizi uğraştırma salak salak şeyler söylüyor mu diyorsunuz? Bu da çok önemli. Bir merak ettiğim şey de şu. Bu tarz bir kamyon. Ne tarz bir durumla karşılaşırız? Bunu merak ediyorum. Yani kamyona çok büyük bir zarar veremeyiz. Şayet kazalarını zaten bilirsiniz, kamyonların geneli altına girer. O yüzden pek bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum kamyona. Lakin biraz daha iri bir araba seçmem gerekecek diye düşünüyorum şu an. Hangi araba olabilir? Supra'yı boş ver. Ondan sonra biraz iri bir, büyük bir araba olması lazım. İri kıyım bir araba. Bunlar olmaz. Bayağı küçük gelir. Yani jiplerden hızlı giden var mı? Olabilir açıkçası. Taksi vurduralım buna. Bir tane de şey. Ne oldu? Alo. Tamam. Bir tane böyle arabadan vuralım. Bir tane de taksi vuralım. Nasıl fikir? Şöyle gidiyoruz. Böyle. Ondan sonra ver yanı. Düzeltelim aracı. Evet. Kaçla vuracağız hiçbir fikrim yok. Tam kamyonun şu kısımdan. Allah'ım ne oldu böyle ya? Evet. Bu kamyon kazaları bu yüzden çok zarar görüyor. Araçlar vurduğu zaman. Bakın. İnanılmaz kötü oldu ya. Bakar mısınız, şoför mahallede hiçbir şey kalmadı. Yani kamyonun içindeki şoföre bir şey olur muydu bilmiyorum. Muhtemelen en fazla şuraya kafasını çarpardı. Yandan vurmayla ama. Muhtemelen bunun sürücüsü ölürdü.
Asya'ya gitmiş. Akisi desen zaten muhtemelen yok olmuştur. Bakın kapılar falan da gitmiş. Yani arabanın bagajı bile yamulmuş. Berbat bir durumda. Ne diyoruz her zaman gibi, Allah korusun diyoruz yani. Ondan sonra bir de genelde yaşandığında yani çok zarar görülen bir olay. Tırlar arkadan çarpmak kamyonlara böyle. Veya kafa kafaya çarptırtalım. O zaman bir şey olacak mı? Yani muhtemelen bir kamyonun tam ortasından çarptığında bir şey olmuyor. Belki yakıt deposuna gelse patlar mı, yine bir fikrim yok. Yani mazot olduğu için muhtemelen kolay alev almayacak. Ama bir kamyonla bir taksi kafa kafaya çarpıştığında neler oluyor? Şöyle bir deneyelim. Şuradan da bir taksi alalım. Hangi taksi tercih ederiz? Yani farkı görmek adına bence az önceki araç ile vuralım. Ne dersiniz? Veya daha farklı bir Roadster, bir araçla vuralım. Şimdi yani daha iyi hızlanması için bunu aldım. Zaten bunun Rogage'leri falan var. Bayağı dayanıklı bir araç. Normal araçlara nazaran. Şöyle duralım. Hiç sakin bir araç değil. Bas. Bir de normal bir taksiyle vuralım. Bunlar biraz modifiyeli. Şöyle gidelim. Denk getirdik mi? Çok güzel. Yandan denk geldi biraz. Çok kötü zarar gördü. Buydu.
olsun. Ben oynarken, kritik yaparken inanılmaz zevk aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Beğenilerinizi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Artık abonelik de lazım. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın ve bay bay dostlar.